ben anlamakta zorluk çekiyorum ya. Pınar yollu mu? Destur köpek. Hoşt. Ne kızıyorsun be? Sen söyledin oğlum. La öyle demedim oğlum ben ya. Kızcağızın haberi yok zaten. Kötü emellere kurban olabilir diyorum. Yollu diyorsun Ahmet ya. Ne yani biz şimdi kızı kötü emellerinden mi kurtaracağız? Anlamadım ben ya. Biz niye bekliyoruz burada? Kardeşim kız şu an nerede? Şirkette. Dışarı çıkacak. Niye? İş için. Biz ne yapacağız? Takip edeceğiz. Niye? Bir sıkıntı olursa koruyalım diye. Şunlardan bir tanesini seçmem lazım. Hangi bıyığı kullanayım? Bak gözden aldım. İnce olanı kullan. Oğlum varsa bir durum zaten Pınar çıkar gider ya. Hani en azından yollu değil, öyle yapar. Bana bak. Bırak gitsin. Dönerse seni. Dönmezse ne yapacağız? Tanrı madem bizim beraber olmamızı istemiyor, niye bir araya getirdi mi diyeceğiz Ahmet? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle ya? Hayır oğlum, ne dalgası ya? Ben sevenler ayrılmasın diye uğraşan bir gönül elisi. Ben böyle konularla dalga geçmem Murat Cemcir. Beni biliyorsun. Ya işte kıza bir şey olursa oralarda olalım diye. Oğlum ya sen de şey yapma Ahmet. E diyelim gitmesin oğlum. Ben bunu hiç düşünmedim değil mi? Ben kırmışım amına koyayım. Ya belki kızcağızı ürkütmek istemiyorum Ahmet. Korkmasın istiyorum ha. 600 lira para alıyor oğlum. Bu devirde bu parayı kim alıyor Ahmet Allah aşkına ya? Ulan sadece andavalı. O kapıyı nasıl çekiyorsun sen öyle? Zaten canım sıkın, üstüme gelmeyin benim bak. Üstüne geldiğim. Sinsi arabaya binmeyeceksin o zaman. Ödüm yarıldı sadece ya. Allah Allah. Kapıyı açtık girdik. Amma abarttınız ya. Lan öyle arabaya mı girilirmiş? Biri sana damdun gir söyle ne yaparsın? Hoşuna gider mi? Edepsizlik yapma Ahmetciğim. Akşam Saadi arkadaşımız bizim kas gücümüz olabilir. Şey yapmıyorum şimdi. Bir şey soracağım size abiler ya. Ben öyle tipsiz, tiksinç, iğrenç biri miyim? Evet. De işte Saadi sen bunu niye 30 yıl sonra birden düşünmeye başladın? Bana onu bir de hele. Tamam. Madem öyle siz de dolaşmayın. Tamam mı? Siz de benimle ortalıklarda gözükmeyin. Önce kuytu köşelerde buluşun. Öpüp okşamak için eve götürün anca. Arabanın içine ağlama lan. Islatacaksın. Ahmet. Çok şey yapma istersen. Salih abi aynı marka model alıyoruz. Onunki evlenmeye kalkıyor. Benimki beni sete bile gösterdi. Şans işte. Şans. Çok yürüyeyim. Bana bak oğlum bu yüzden ayrılmaz ha. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Sevenler ayrılmaz. Yok ya ayrılırım. Bulmuşum Türkiye güzeli. Sadece zaten sen Türkiye güzelini bulduğun için bıçaklar senin başına geliyor. Anladın? Paradoks bu yani. Fakat Kamil öyle değil ki. Niye? Çünkü Kamil Türkiye güzeli değil. Kamil normal sıradan bir kız yani. Bir beklentisi yok hayatta. Onlar başka şeyler. Kardeşim karıştırma onları sen şimdi ya. Bunu sevme nedenin, bunu kaybetmene sebep oluyor güzel kardeşim. Sana çok güzel şiirlik bir cümle. Al, istediğin eserinde kullan. Şiir yazmıyorum ne zaman? Hangisini kullanıyor? En alttaki abi. Alttaki mi diyorsun? Anam çıktı alert. Eğilin. Aman gazı Ahmet. Çalışır mı lan? Çalışır, çalışır. Lan! O ne lan? Lan ne oluyor ya? Davru, uzun beyaz. Tek kenara çek lan! Tıra bin, tıra, tırla gez! Bağırmak lan! Sahibin kibara! Arkadaşım! Ne haber Murat? Ya işte böyle Murat'cığım. Sonra beni saldılar. Kaderde seninle karşılaşmak da varmış. Seni niye saldılar ya? Sen az daha dursaydın ya Serkan. Şey için diyorum. Şimdi hani pardon deyip bırakıyorlar ya. Sonra belki geri alırlar. Eksik ceza yapmışsındır falan filan. Ben tam toparlayamadım hikayeyi de. Anlattım ya Murat. Hapishane müdürünün hayatını kurtardım ben. Suni teneffüsle. Öyle saldılar yani. Sonuçta ben müdürün kalbini çalıştırdım. Kalbini durdurmadım ki. Yarrak kafalı sen beni nereden ediniyorsun? Sikimin kurma kolu. Saldılar. Başka neler yapıyorsun Serkan? Başka neler yapıyorum işte. İçeride bir abi şirketlerinin yarısını bana devretti. Onlarla uğraşıyorum. Şirketlerini devretti. Adamın hayatını kurtardım dedin ya suni teneffüsle. Öyle olunca şirket devroluyor mu ya? Adamın kalbini ben durdurmadım ki, adamın kalbini çalıştırdım. Senin alıcılarının ayarına sokayım. Ya Murat, senin yüzünden doktor oldum ben. Ve bu sayede hayat bak ne kadar yolunda gidiyor. Çok sağ ol, arkadaşım benim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek görevimiz Serkan'cığım. Daha işte bizim seninle bir husumetimiz yok gibi hatırlıyorum ben. Sanki yani bir tatsızlık yok yani. Tatsızlık mı? Hay!
O mesele... Tamam. Yok Murat, geçti gitti onlar. Ben bitirdim o meseleyi. Kafamda çözdüm ben. Hallettim. Arabanın içinde kaldık. Gel giderim. Sana şirkette bir çay kahve ısmarlayayım. Nasıl ya? Senin şimdi ciddi ciddi şirketin var ya. Evet. Var. Burada. Neresi ki? Burası. Neresi? İşte burası. Hadi. Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun. İnanmam. Deme. Vallahi mı? Burası. Ya gel lafları dışarıda. Vallahi çok gelmek isterdim de Serkan. Gelemem yani, kusura bakma. Çok önemli bir işim var kardeşim, yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Güzel bir reklam kampanyası aldık şimdi arkadaşlarla beraber. Onun bugün ilk çekim günü, evet. Acılı biber saçması. Acılı olunca kaşe ikiye katlanıyor değil mi sizin sektörden bildiğim kadarıyla? Tabii, Ahmet de ben acılı, sade acısız. Seninle gurur duyuyorum Murat. Tam bir salça yüzüsün. Sağ olasın. Bakalım işte her eve, her yemeğe gireceğiz. Merakla merak ederek bekliyorum kampanyayı. O zaman pişmiş. Tabii. Görüşürüz, biber salçası. Salçanı sikeyim seni, her eve girecekmiş. Ben sana bir gireyim de. Ha. Çek arabayı, çek.